Doğrusu ne? Neden ibadet etmemiz gerekiyor? Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Arkadaşımızdan gelen mektubu okuyorum şimdi. Şule öğretmenim, bir şey sormak istiyorum sana. Ama nasıl soracağımı gerçekten bilmiyorum. Yani sormam yanlış mı olur diye biraz da çekiniyorum. Konu şu. Büyüklerimiz bize ibadet etmemiz gerektiğini söylüyor. Namazı öğren, oruç tutmaya çalış gibi. Neden bunları yapmamız gerektiğini sorunca da böyle yaparsan Allah çok sevinir, mutlu olur diyorlar. İyi ama gerçekten böyle mi? Yani bizim ibadetimizle mi mutlu olur Allah? Onun buna ihtiyacı var mı ki? Sevgili arkadaşlarım, yolladığınız mektuplarda o kadar güzel noktalardan yakalıyorsunuz ki meseleleri, bana da hiç bakmadığım pencereleri görme fırsatı sağlıyor sorularınız. Harikasınız. Sevgili arkadaşım, aslına bakarsan sorma konusundaki tedirginliğinde çok haklısın. İnsan öğrenmeye çalışırken haddimi aşar mıyım diye düşünüyor. Ama soru sormayınca da zihnini huzursuz eden şeyleri temizlemek pek kolay olmuyor. Olsun, sen soruyorsun, ben de dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla anlatıyorum sana. Ama önce şu sorunun cevabını vereyim. Allah çok sevinir, mutlu olur diyorlar. Bu doğru mu? Evet, doğru. Hem de çok doğru. Bizi yaratan, sınırsız nimetlerle donatan, gökyüzünü başımızın üstünde direksiz bir şekilde taşıyan, bizi bazen yağmurla serinleten, bazen güneşle şenlendiren, bize geceyi bir dinlenme örtüsü, gündüzü de oyalanma için bahşeden Rabbimiz bizden sadece ona kul olmamızı istiyor. Peki, insan Allah'a nasıl kul olur? Onun emir ve yasaklarını elinden geldiğince eksiksiz olarak yerine getirmekle tabii ki. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsan yalnızca yaptıklarıyla değil, yapmadıklarıyla da ibadet etmiş olur. Nasıl mı? İnsan hiçbir şey yapmadan nasıl ibadet eder yahu demeden önce biraz daha bekle. Aslında cevabı sen de çok iyi biliyorsun. Başkasının malına elini uzatmaman, birinin evine ya da odasına izinsiz girmemen, kimsenin hakkında kötü konuşmaman ve daha neler neler. İşte bak, Allah'ın rızasını gözeterek yaptıkların kadar yapmadıklarında ibadetmiş, değil mi? Hem namaz ve oruç gibi başka ibadetlerimiz de var. Din hayatımızın her anında çünkü. Mesela sınıfa girince hayırlı sabahlar demek, hasta bir yakınımızı ziyaret etmek, Ramazan'da iftar daveti vermek, küçülen ama kullanılabilir durumdaki kıyafetlerimizi başkalarına hediye etmek, sabah kalkınca yatağımızı toplamak, dişlerimizi fırçalamak, güzel koku sürünmek, duş almak. Abartmıyorum. İstersen araştırabilirsin bunları. Gerçekten bak. Gündelik hayatta zaten yaptığımız bu güzel davranışlar Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımızda birer ibadete dönüşüyor. Gelelim ibadetlerin bize olan faydasına. Tabii ki Allah katında sevap kazanmış oluyoruz. Aynı zamanda bu saydıklarımı yapmak ya da yapmamak bizi duygusal olarak arındırıyor, temizliyor da. Hasta bir yakınımızı sevindirince aslında biz de mutlu oluruz. Karşılıklı dua ettiğimiz o anlarda hepimizin ruhunda çiçekler açar. Hasta yakınları rahatlar, onların da morali düzelir. En değerlimiz olan vaktimizi onlarla bölüşürüz. Ne demek istiyorum ben şimdi? Yani ibadetler bizi hayatın içinde çok daha iyi bir insan olmamız için uyarır. Sabah olup da gün ışığı gözümüze değince, oh sabah olmuş, hava mis deriz ya. Allah için yaptığımız her güzel iş ve davranışta gözlerimizi böyle ışıldatır aslında. Sonra bizi bizden çok seven Rabbimiz bizim sevincimize sevinir. Çünkü Allah her zaman kullarının iyiliğini ister. Buraya kadar anlattıklarıma bakınca işler biraz karışmış gibi görünebilir ama aslında çok basit. Allah Teala'nın bize verdiği her görev, yapmamızı ya da yapmamamızı istediği her şey aslında hem bedenen hem de ruhen bizim iyiliğimiz içindir. Namaz bize her an Allah'ın huzuruna çıkacağımızı hatırlatır. Abdest alıp kıyafetimize ve etrafımıza dikkat etmemizse bize temizlik bilinci katar. Oruçluyken aç kalmamız hem beden sağlığımız içindir hem de bize sabrı, başkalarının halini anlama bilinci verir. Yoldan kaldırdığımız bir muz kabuğu başka birinin düşmesini engellediğimiz için sadaka yerine geçer. Ya da aynı bilinçle yere çöp atmamamız da bir sadakadır, yani ibadettir. Şimdi söyle bakalım. İbadetlere aslında kimin ihtiyacı var? Elbette insanın. Bunlar sayesinde hem kişisel hem de toplumsal olarak rahatlarız hepimiz. Hayatımız anlam kazanır ve mutlu oluruz. Bizim mutluluğumuzla mutlu olan Rabbimiz de bize daima kendini hatırlatır. Ne güzel değil mi?